Herkese merhaba. Bugün de sizlerle bu güzel ama çok basit dantel örneğini çalışacağız. Yuvarlak motifler. Şu şekilde ortasında küçük bir tekrar eklendiğinde arada boşluk kalmasın diye ufak bir motifi daha var. Çok basit, çok kolay. Vitrin takımı, sehpa örtüsü, her türlü örnekte kullanabilirsiniz. Gayet şık ve zarif duruyor. Çok basit olmasına rağmen çok çok kolay ama çok şık duran bir model. Ben Ören Bayan Maxi kullandım yine. Bir numarada 12 numara 1 milim tığım var. Onu kullanıyorum sürekli. Elim ona alışık olduğu için şimdi zaman kaybetmeden çalışmamıza başlayalım isterseniz arkadaşlar. Bir tane sıkılama zinciri yapıyoruz. Ve 8 tane zincir çekiyoruz. 2 3 4 5 6 7 8. İlk zincirin içine batıyorum. Ve halkamı kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi bu halkanın içine 12 tane sık iğne dolduracağız. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. İlk yaptığımız sık iğneyi tutturuyoruz. Kaydırma zinciri yapıyoruz. 16 tane zincir çekiyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16. Hemen bir yanındaki sık iğneye batıyoruz. Ve sık iğne yapıyoruz. 16 tane yine zincir. 1 yanındaki sık iğneye batıyorum ve sık iğne yapıyorum. On altı tane zincir çektim yine. Bir yanındaki sık iğneye batıyorum. Bu şekilde 15 tanesini yapalım. 16.sında farklı bir şey yapacağız. O yüzden 15 tane bu şekilde zincirlerimizi yapıp gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar 11 taneyi yaptım. Şimdi son 12. kaldı. Onu da şöyle yapıyoruz. 8 tane zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tığımıza 4 kere doluyoruz. Son kalan şurada son bir tane sık iğnemiz kaldı. Ona batıyoruz. Ve bu doladıklarımızı 2 2 çekerek yukarıya doğru 3 4 5 seferde çekiyoruz. Bir tane zincir çekip hemen bu tepe noktaya boşluğa batıp bir sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyoruz. Bir sonrakinin boşluğuna batıp sık iğne ile kapatıyoruz. 2 3 4 5 6 zincir çekiyoruz. Boşluğa batıp sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde şimdi birbirine bağlıyoruz hepsini. Böyle bütün sıramızı dönelim, 6 zincir çekerek sonda tekrar birlikte olacağız. Evet, sonuncusu kaldı. 6 tane zincirimi çekiyorum. Ve ilk yaptığımız sık iğneye batıp kaydırma zinciriyle kapatıyoruz. Bir zincir çekiyorum ve boşluğun içine geçiyorum. 1 2 3 4 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 zincir şu şekilde ön katlarından batarak pıtırcığımızı yapıyoruz. Devamında 4 tane daha sık iğne örüyoruz. 4. İlk dolgumuzu yaptık. İkincisine geçiyoruz. Yine aynı şekilde 4 tane sık iğne. 4 zincir. Batıyorum ve pıtırcığımı yapıyorum. Tekrar
4 tane sık iğne örüyorum. Sıramızı bu şekilde sıra sonuna kadar arkadaşlar dönüp gelelim. Sıranın sonuna geldim. İlk başta yaptığımız sık iğneye batıp kaydırma zinciriyle kapatıyorum. Ve modelimiz bitti. Bu kadar arkadaşlar. Çok basitti gördüğünüz gibi. İpimizi kesiyoruz ve bunu arkasında saklıyoruz daha sonra. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu şekilde örmüş olduk. Ütü basınca bu şekilde düzgün bir görüntü oluyor. Şu ortasındaki minik parça eklemelerini ikişer tane pıtırcıktan yapıyoruz. Bir tane boş bırakıyoruz. Arada yine iki tane ekliyoruz. Dolayısıyla ortalarda 1, 2, 3, 4 noktada birer tane pıtırcık kalıyor. Dilerseniz bunu koymayabilirsiniz de. Çok abartı bir açıklık yok. Ama yok ben illa böyle kapalı olsun, düzgün dursun derseniz bu minik parçayı aynı şekilde 8 zincir çekip 12 tane sık iğne yapıyoruz. Ondan sonra 4 zincir çekip bir pıtırcığa bağlıyoruz. 4 zincir çekiyoruz. 2 sık iğne atlayıp 3.'ye batıyoruz. Basit. Onun örülüşünü göstermeyeceğim. Çok kolay çünkü. Bu şekilde dilerseniz bu ufak motifi koyarsınız. Dilerseniz koymayabilirsiniz. Tamamen sizin tercih. Bu videomuz da bu kadardı. Gördüğünüz gibi çok çabuk örüp biten bir model. Şöyle koyalım. Birazcık uzaklaştıralım ekranı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemezseniz çok sevinirim. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Yanındaki zili de aktif hale getirip tümünü işaretlerseniz kanalıma yükleyeceğim. Her videodan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.